Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün böyle günlük makyajımı yapalım istedim beraber. Öncesinde hani cildimi nasıl hazırladığımı da görürsünüz. Sabah rutinimde göstermek istiyorum. Mümkün olduğunca uygun fiyatlı ürünler kullanmaya çalışacağım bu videoda. Özellikle son bir senedir çok severek kullandığım uygun fiyatlı makyaj ürünleri de var. Çünkü onları da göstermek istiyorum. Hem videoda uzun uzun anlatırım. Yeni denediğim ürünlerle de alakalı geri bildirimde bulunurum diye düşündüm size. O zaman önce bir cildimi nemlendirmekle başlayalım. Sabah cildimi yıkamıştım su bardağı bir temizleyiciyle. Şimdi birazcık göz kremi sürüyorum. Biraz bolca süreceğim. Şu eye patch'leri kullanacağım çünkü. Bunun üzerine de kağıt maske yapacağım arkadaşlar. Kağıt maske içinde ben bu tarz böyle hyaluronik asit toniklerini kullanmayı çok seviyorum. Lavit markasının AD hyaluronik asit toniği. İçerisinde %2 oranında hyaluronik asit bulunuyor ve 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Bu daha çok böyle Kore ürünlerinde gördüğümüz bir şey. Türk markalarında pek rastladığımız bir içerik değildi biliyorsunuz. O yüzden bir denemek istedim acaba hani Kore markalarının yerine geçebilir mi diye. İçerisinde ayrıca Chondrus Crispus diye bir algı özü de var. Bunu da mesela Misha kullanıyor sıklıkla ürünlerinde. O yüzden hem böyle bütçe dostu olması hem de 200 ml gayet de uzun süre gidecek bir ürün. Ben de neredeyse yarıladım ürünü. Özellikle böyle yoğun nemlendirici ve gövdeli toniklerden hoşlanıyorsanız çok seversiniz bunu. Neredeyse serum gibi iyi nemlendiriyor çünkü. İstiyorsanız elinize alıp pat pat da sürebilirsiniz. Ya da bu şekilde benim yapacağım gibi kağıt maskeye de yedirip yüzünüzde bekletebilirsiniz. Ürünün içerisinde parfüm ve esansiyel yağ da yok. O yüzden hassasiyetlere uygun olur. Ben bunu bir 10 dakika bekleteceğim çünkü çok güzel suya doyuruyor cildi. Böyle içten bir şekilde nemlenmiş gibi hissediyorum sonrasında. İçerisinde bu algı özü de cilt üzerinde neredeyse bir film oluşturan, cildi çok güzel nemlendiren içeriklerden bir tanesi. O yüzden özellikle cildiniz kurumaya çok meyilliyse, çok çok kuru bir cildiniz varsa ve serumlardan yeterli verim alamıyorsanız öncesinde bu tarz bir ürün kullanıp cildi daha iyi suya doyurmayı hedefleyebilirsiniz diye düşünüyorum. O amaçla yapılmış bir ürün zaten. Nemlendirici tonik olarak geçiyor. Fakat içerisindeki algı özü bayağı bir şeye katmış bu ürüne diye düşünüyorum. Özellikle bence çok kuru, kuru ve karma ciltlerin hoşuna gideceğini düşünüyorum şahsen. Şimdi ben bunu bekletiyorum ve tekrar geri geliyorum. 10 dakika oldu. Şimdi hafifçe emilmesini bekleyeceğim. Şimdi sıra peptit serumumda. Mia Klinika'nın peptit serumunu bitirmek üzereyim. Çok çok az kaldı dibinde. Bir ay oldu kullanmaya başlayalı. İçerisinde niacinamid, pantenol, kafein %4 oranında peptit kompleksi. Bunda da 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit de var. Yani bu da suya doyurma işini yapıyor aslında. Ayrıca içerisinde böyle ekinezya, ginseng özü gibi çok güzel bitki özleri de var. Bu da parfümsüz ve esansiyel yağsız bir ürün. Argirel içerikli bir peptit kremi kullanıyordum yazın hatırlarsanız. Onu bitirdikten sonra argirelin içermeyen bir ürüne geçmeyi tercih ediyorum. Bunu her fesatta söylüyorum zaten biliyorsunuz bu. Bu argirelin içerikli ürünleri çok düzenli kullanmak ödeme sebep olabiliyor. Özellikle göz çevresinde ödeme sebep olabiliyor. Bu kasılmaya sebep olan kasları bloke ettiği için uzun süreli kullanımda böyle bir ödem problemi yaşayabiliyor bazı insanlar. O yüzden ben böyle dediğim gibi ara vererek kullanmayı seviyorum. Yani peptit ürünlerinin içerisinde argirelin var mı yok mu diye bir bakıyorum önce. Varsa onu kullandıktan sonra başka bir ürüne geçmeyi tercih ediyorum. O yüzden bu ürün benim için ideal oldu. Bunun içerisinde argirelin yok. Başka peptitler var. Şu anda da herhangi bir retinoid ürünü falan kullanamadığım için özellikle peptitler mutlaka rutinimde oluyor. Bunun böyle hızlı emilen bir yapısı var ve çok güzel bir şekilde cilde parlaklık veriyor. Bence Mia Klinika'dan daha önce iki ürün daha denemiştim. İşte nemlendiricilerini denemiştim. Bu ürün de çok beğendiğim bir ürün oldu. Yani bence markanın yıldız ürünlerinden bir tanesi bakılabilir diye düşünüyorum. Bütün cilt tiplerine uygun olacak bir ürün. Mesela yağlı ciltler için de güzel bir nemlendirme ürünü aynı zamanda. İnce bir yapısı var. Hızlı bir şekilde emildiği için cildinizde ağırlık oluşturmayacak da bir ürün bu. İçerisindeki peptitler genç yaşta da kullanılabilecek peptitler. O yüzden 20 yaş sonrasına uygun bence. Son olarak bir de nemlendirici kullanacağım. Cream Co.'nun nemlendiricisi. Son zamanlarda en beğendiğim su bazlı cevap formülündeki nemlendiricilerden bir tanesi oldu. Bunun ana içerikleri squalene ve seramit arkadaşlar. Dolayısıyla aslında her gün sürmeye uygun bir bariyer kremi diye düşünebilirsiniz bunu. Genelde bariyer kremleri daha böyle kalın yapılı oluyorlar. Özellikle seramit içerikli olanlar kalın yapılı olabiliyor. Ve daha kuru cilde uygun formüle ediliyor. Ama bu ürünü hassas ve yağlı ciltlerde kullanabilir. Ben böyle az bir miktar sabahları kullanmayı tercih ediyorum bunu. Sebebi de sonrasında mineral filtreli bir güneş kremi kullandığım için altına çok iyi nemlendirmem gerekiyor. Yoksa gün içinde cildimi kurutabiliyor.
Şu anda hamile olduğum için de kuruluk problemi yaşıyorum açıkçası. Havalar da biraz soğuduğu için. Dönem dönem böyle kuruluk problemi yaşadığım oluyor. O yüzden böyle ince katmanlar halinde cildi nemlendirmeyi tercih ediyorum. Bu arada dudaklarımı da hemen nemlendireyim. NYX'in bu Fat Lip Oil'larını kullanıyorum. Nivs Fade rengi. Bendeki evet tamamen emildikten sonra şimdi artık güneş kremime gelebiliriz. Bu açık şu anda elimde. Bunu kullanıyorum. CeraVe markasının Dual Barrier Watery Sun Cream ürünü. Hamileler için özellikle mineral filtreli ürünler biliyorsunuz öneriliyor. Yani öncelik olarak bunlar öneriliyor. Hani beyazlık gidiyor sonrasında. Benim sevdiğim bir ürün bu. Bu arada içerisinde titanyum dioksit yok bunun. Bilginiz olsun. Eğer sadece çinko oksit içerikli bir güneş kremi arıyorum derseniz. Bakabileceğiniz alternatiflerden bir tanesi. Biberiye yağ var arkadaşlar. Yani esansiyel yağ var içerisinde. Çok hafif bir kokusu var. O da hemen uçup gidiyor açıkçası. Beni rahatsız etmedi ama çok çok hassas ciltliyseniz ve esansiyel yağlardan kaçınırsanız diye bilginiz olsun. Bunun da içerisinde seramik lağ var bu arada. Güzel bir bariyer destekleyici biliyorsunuz ki. Yapısı da ağır değil kesinlikle. Hani cildin üzerinde böyle çok yağlı yağlı bir katmanda bırakmıyor. 10 dakika falan bekleyeceğim. İyice otursun cilde. Sonra makyajı yaparız. Evet geri geldim. Kahvemi de aldım. Şimdi gördüğünüz gibi cildimde herhangi bir katman yok. Böyle ağır bir doku yok. Evet, çok hafif yapılı ürünler kullandığım için makyajı cildimi çok iyi hazırlamış oldum aslında. Çok günlük bir makyaj yapacağım. Birkaç tane yeni ürün var aslında. Onları da denemek istiyorum bu videoda. Çünkü bana çok sorulan ürünlerdi. Bu Revolution'un yeni çıkardığı allıklar. İşte bu çok yeni bir ürün değil ama benim için yeni en azından. Metin aldım fondöteni denemek istiyorum. Bu dewy olan yani parlak bitişli olan fondöteni. NYX'ten de şöyle iki tane ürün almıştım. Bir kaş ürünü bir de jumbo pensillerinden bu aydınlatıcı özellikli olan çıkmış. Bunları merak ediyorum. Göz paleti olarak bu Makeup Akademi'nin çok sevdiğim paletlerini kullanacağım. Hatta bana bu paletle yaptığım bir makyaj çok fazla sorulmuştu. Benzer bir makyaj çıkarabileceğimi düşünüyorum. Önce şu kaş ürünüyle bir başlamak istiyorum. Zero to Brow diye geçen bir ürün bu. Jel ürün olarak geçiyor ve hem transfer olmuyor hem suya dayanıklı. Şöyle kaşlarımı yukarıya tarayarak başlıyorum. Karıştırmam gerekiyor acaba? Çok açık gözüküyor. İyice karıştırayım biraz. Cıvık geldi bana ürün. Tamam. Rengi bu şekilde. Açık bir boz kahve gibi. Hafif sıcaklık var ama. Bilginiz olsun çok düşündüğüm kadar soğuk bir renk değil. Rengi bana çok uymadı. Biraz hem açık kaldı hem de sıcak kaldı. Bilginiz olsun eğer küllü bir renk istiyorsanız bence bu renge bakmayın. Uygulaması kolaymış. Şimdi fırçayla bir tekrar üstünden geçeceğim. Böyle aşırı pigmentli olmayışı hoşuma gitti ama tam istediğiniz keskinliği elde edemiyorsunuz. Aplikatörün ucu çok yuvarlak olduğu için. Ama hani doğal günlük makyajlar için tercih edilebilir belki. Gerçekten suya dayanıklı mı? Onu merak ediyorum ama. Hani ne kadar dayanacak diye. Bunu ben mat versiyonunu denemiştim daha önce. Çok memnun kaldığım bir fondötendi o. Biraz kötü kokuyor sadece arkadaşlar. Bence tek parçası o. Şöyle açılıyor. Şöyle elimin üstüne aldım biraz. Süngerle dağıtmaya başlıyorum şimdi. Mat versiyona göre çok daha ince bir yapısı var. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar güzel? Çok güzel. Çok incecik. Ve gözenekleri de dolmuyor arkadaşlar. Kapatıcılığı bence azdan ortaya doğru. Yüksek kapatıcılık beklemeyin bu üründen. Ama yapısı gerçekten böyle BB krem gibi. Çok ince yapılı bir ürün olmasından kaynaklı. Ben biraz bir kat daha sürmek istiyorum bir dakika. Düşündüğümden çok daha fazla beğendim. İlk izlenim olarak gün içinde nasıl davrandığını da bir gözlemleyeceğim bu arada. Evet ya bu tam günlük makyajlara uygun bir fondöten arkadaşlar. Çünkü kapatıcılığı azdan ortaya doğru dediğim gibi. Kapatıcılığı çok arttıramıyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Duruşu harika. Hafif parlak bir bitişi var ama bence daha böyle saten gibi diyebiliriz. Yani cilt gibi duruyor. Saten bitişli gibi diyebiliriz daha çok. Çok parlak da değil. Yeni uygun fiyatlı favorimi bulmuş olabiliriz. Çok beğendim. Kapatıcı olarak da bunu kullanacağım. Revolution'un In Real Life Filter kapatıcısı. 2C3 rengi.
Bam kapatıcıyı çok seviyorum. Zaten birkaç kere de anlatmıştım bunu videolarımda. Kapatıcıyı çok abartmak istemiyorum ki hani fondötenin nasıl davrandığını daha iyi anlayalım diye. O yüzden sadece yüzümün ortasına geçtim. Contestik olarak da Rival Loves Me. Bu da değişmeyen ürünlerden. Soğuk atomlu kontrast diye arıyorsanız bence güzel bir tercih bu. Çok kremsi bir yapısı var. Şimdi bu aldıklara gelelim. Bunları stokta bulmak gerçekten çok zor. Ben 3 rengini aldım ama bu rengini deneyeceğim bugün. Rose Pink rengi. Şöyle göstereyim. Bunlar çok pigmentli aldıklar. O yüzden gerçekten çok çok az sürmeniz gerekiyor. Muz kıvamında. Ben hatta şöyle parmağımla bir deneyeceğim. Sürüp fırçayla dağıtmayı deneyeceğim. Bu renk gerçekten harikaymış bu arada. Açık bir soğuk altonlu pembe. Biraz nötre de kaçıyor diyebiliriz aslında. Çok lilaya değil de nötr tonlarda kalıyor ama soğuk altonlu bence bu. Ve allıklar mat yapıda. Onu da söyleyeyim. Hani parlak bitişli değiller. Ve yanağın üstünde böyle blurlu bir etki bırakıyor bence. Gerçekten çok güzel duruyor. Parmakla dağıtılabiliyor mu diye bir göreyim. Parmağınla da dağıtabilirsiniz. Gayet rahat. Ay rengine hayran kaldım. Şunu da mı denesek? Mesela bu da parlak yapıda bir ürün arkadaşlar. Şöyle dış köşelere bunu geçeyim diyorum. Bu birazcık parlaklık verdi şimdi şuralara. Fakat iki ürün de sabitlenmiyor. Bilginiz olsun. Hani daha kalıcı olmalarını isterseniz belki bir toz allıkla üzerinden geçmek isteyebilirsiniz. Fakat renkleri gerçekten çok güzel. İki ürün de soğuk alttonlu kişiler bakabilir bence. Bunun pigmentasyonu çok daha zayıf. Daha böyle jel allık gibi düşünün bunu. Diğeri daha pigmentli bir allık. Bunu bence elinizle daha iyi uyguluyorsunuz. Onu da ekleyeyim. Fırça çok oynatıyor çünkü. Jel yapıda olduğu için. Şöyle birazcık koyudan açığa doğru gelen böyle bir ombre efekti yapmış oldum. Ben bu allık tekniğini çok kullanıyorum zaten. Genelde bir açık bir koyu iki allık kullanıyorum. Son zamanlarda bu şekilde yapıyorum. Yanak makyajını en azından. Pudramı da süreyim. Bu benim son zamanlarda en beğendiğim pembe pudralardan bir tanesi. Bu uygun fiyatlı olanı. Tabii bende daha pahalı olanlar da var. Ama 1500 TL'lere falan çıktı artık onların fiyatları o yüzden. Bu kesinlikle güzel bir alternatif bence. Pembe pudra olarak en azından. Şöyle yağlanacağını bildiğim yerleri sürüyorum sadece. Bütün yüze geçmeyeceğim çünkü şu parlaklığı da kaybetmek istemiyorum. Bir şey diyeceğim ben fondötenin duruşunu gittikçe daha çok beğenmeye başladım. Çok şaşırttı beni. Yani bu kadar beğeneceğimi gerçekten beklemiyordum. Bunu birkaç kere arka arkaya kullanacağım. Sivilce yapıyor mu falan görmek için. Gerçi içeriğine bakarak almıştım. Yapmaz diye düşünerek almıştım ama içeriğini beğenerek almıştım dediğim gibi. Bakmıştım, kontrol etmiştim. Ben artık tabii hamile olduğum için mutlaka fondötenlerin renkli nemlendiricilerin BB kremlerinin de içeriğine bakarak almaya çalışıyorum. Çünkü bazılarında cilt bakım içerikleri olabiliyor. Bazılarında retinil palmitat oluyor mesela. Veya işte alfa arbutin oluyor. Gerçekten bazı koruma markalarının ürünlerinde var mesela. O yüzden mutlaka eğer hamileyseniz, emdiriyorsanız renkli nemlendiricilerin fondötenlerinin de içeriğine bakarak almaya çalışın derim. Bir önceki videomda da hamilelerle alakalı bir video çektim. İzlemek isteyenler için onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Ben de göz makyajına gelelim artık. Şimdi özellikle leke videosundaki makyajımı çok fazla soğumuşsunuz. Günlük hayatta kullanılabilecek çok güzel bir makyaj. O yüzden ona benzer bir şey yapmak istiyorum. Şimdi ben o makyaj için bu Natasha Denona'nın I Need a Nude paletini kullanmıştım. Gerçekten günlük kullanıma çok uygun muhteşem renkler var. Ağırlıklı olarak soğuk alt tonlu renkler. Bir iki tane sıcak renk var. Hani hafif görünüm ısıtmak isterseniz. Bence muhteşem bir palet bu. Natasha Denona'nın şimdiye kadar çıkardığı en güzel paletlerden bir tanesi kesinlikle. Tabii ki herkes bu parayı vermek istemeyebilir. Özellikle işte benim gibi koleksiyoner değilseniz veya makyaj artisti değilseniz bu paralar çok anlamsız gerçekten. Daha uygun fiyatlı olarak çok sevdiğim iki tane palet var. Eğer bu ayarda bir şey istiyorsanız şu iki paleti edinmelisiniz. Bence Makeup Academy'nin Illusionist ve Blush Nude paleti. Ben şimdi bu iki paleti karıştırarak makyaj yapacağım. Biliyorum paletleri karıştırmamızı çok sevmiyorsunuz ama yani iki palette de çok güzel renkler var.
Bu daha soğuk altta onu gördüğünüz gibi ama birazcık koyu renkler var bunda. Günlük hayata çok uygun olmayabilir. Daha çok akşam makyajlarında bunu kullanabilirsiniz. Blush Nudes paleti ise tam olarak günlük makyajlara uygun bir palet. Şimdi ben ağırlıklı olarak bunu kullanacağım. Fakat en son bir tane diğerinden bir bar eklemek istiyorum. Bu arada videolarda artık karşılaştırma yapmamız yasaklanmış. Böyle bir sosyal medya yasağı var. Bilginiz olsun. Artık muadil demek vesaire yasakmış. Bundan sonraki videolarda aslında öyle planlarım vardı ama yapamayacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. Çünkü birkaç tane videom öyle şikayet edildi YouTube'da ve kaldırıldı. Sonra ben itiraz edince tekrar geri geldiler ama böyle markalar muadil kelimesinden hoşlanmıyor arkadaşlar. Ve şikayet edebiliyorlar videolarınızı. Benim başıma geldi dediğim gibi. Hani birisinin şikayeti üzerine başım derde girer diye korktuğum için bundan sonra maalesef ki hani muadil kelimesini duymayacaksınız benden. Yani yasa değişmediği sürece böyle olacak. Üzülerek söylüyorum. Bunu da belirttikten sonra göz makyajımıza başlayalım arkadaşlar. Önce şuradaki açık rengi alıyorum. Göz kapağının üstüne geçeceğim. Şuradaki rengi eşitlemek için. Şuradaki açık geçiş rengini alıyorum şimdi. Onda katlanma çizgisine geçeceğim. Aynı farı alıyorum. Bunu da burada gözün alt kısmına geçiyorum. Gölge vermek için. Şuradaki rengi alacağım. Bunu birazcık diş köşelere geçiyorum. Böyle yerleştiriyorum farı. Sonra Nashta Pro 263 ile iyice dağıtacağım bunun kenarlarını. Amacım şurayı birazcık belirginleştirmek. Eğer mat makyaj seviyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Birazcık kahverengi kalemle kirpik dibini belirginleştirip maskara sürüp muhteşem bir günlük makyaj oluyor bu. Ama ben tabii birazcık daha ışıltı katmak istiyorum. O yüzden şuradaki rengi alacağım şimdi. Paletteki metalik farları parmağınızla sürün derim. Çok daha güzel duruyor bence. Bütün göz kapağına yayıyorum bunu. Şimdi Illusionist paletine geçtim. Şuradaki rengi bayılıyorum ben. Gerçekten çok kullandığım bir renk bu. Onu da böyle birazcık gözün ortasına geçeceğim. Bu birazcık daha soğuk alt tonlu bir renk. O yüzden bu beğendiğiniz makyaja benzeyen bir ton elde ediyorum bu şekilde. İki rengi karıştırarak. Farkındaysanız burası daha soğuk oldu. Burası daha sıcak duruyor şu anda. Tekrar Blush Nudes paletine geçtim. Şuradaki açık renkle de göz pınarlarını aydınlatacağım. Hatta biraz gözün içine de geçebiliriz bence. Şimdi göz kalemine gelelim. Flormer'ın Extreme Tattoo Gel Pencil'lerinden 02 numarayı kullanacağım. Koyu bir kahve bu. Açık kahve olarak geçiyor. Bunu hem kirpik dibine geçeceğim. Hem de çok az böyle sadece kenarlara dokunduruyorum kalemi. Düzgün olması gerekmiyor çizginin. Çünkü fırçayla dağıtacağız. Kuyruk yapmadım gördüğünüz gibi. En sevdiğim açılı fırçayı kullanacağım. Şöyle dağıtıyorum ve kuyruk çekiyorum aslında. Yetersiz gelirse birazcık daha ekleme yapıp yine fırçayla dağıtabilirsiniz. Bu şekilde çok daha bir eyeliner görünümü oluyor. Bence kalem eyelinerlar günlük kullanıma daha uygun bu açıdan. Daha doğal bir görüntü olduğu için. Tabii göz şeklinize göre değişir ama benim düşük göz kapaklarım olduğu için ben bayağı düz bir eyeliner yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çok yukarı doğru değil gördüğünüz gibi bayağı düz geliyor. Bu şekilde gözleri kenara doğru büyütmüş oluyorsunuz. Ve bence özellikle düşük göz kapaklarına çok yakışan bir eyeliner şekli bu. Yukarıya doğru sipsivi eyeliner yapmaya çalışmayın yani. Bu çok daha güzel duruyor. Bu tarz gözlere daha çok yakışıyor. Kirpiklerimi de kıvırıyorum. Fake It maskarayı kullanacağım. Bu benim çok uzun zamandır favorim biliyorsunuz. Fakat şimdi Ray Beauty'yi kullanmaya başladığımdan beri şöyle bir şey fark ettim. O hiç akmıyor. Asla akmıyor. Yani yazın böyle en sıcak günlerinde bile kullandım. Akmadı. Hem çok güzel bir ürün veriyor, hem tek tek ayırıyor. Hem de akmayan bir ürün. Ray Beauty'den bahsediyorum. Bundan değil. Bu ürün muhteşem hacim veriyor. Gerçekten muhteşem hacim veriyor. O yüzden özellikle benim gibi kısa ve ince kirpikli kişiler zaten baksın, diğerleri bakmasın çünkü nefret edeceklerdir. Kirpikleri yapıştıracaktır. Özellikle uzun kirpikleriniz varsa, sık kirpikleriniz varsa nefret edersiniz bu maskadan. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Gün sonunda birazcık göz altına akma yapıyor. Verdiği volümü ben çok seviyorum. O yüzden benim hala en uygun fiyatlı sevdiğim maskara bu açıkçası. Duruşu gerçekten harika.
Çok seviyorum maskarayı. Alt kirpiklere de çok acıcık maskara geçmişim. Aslında kahverengi maskara sürmüştüm diye hatırlıyorum ama hani uygun fiyatlı bir şey yok elimde. Şöyle Kore'den kahverengi maskara almıştım. Onu kullanayım. Lilibrite markasının 03 numarası bu. Bu maskaraları çıkarmak imkansız gibi bir şey yani. Aşırı dayanıklı maskaralar zaten Asya markalarının maskaraları böyle çok dayanıklı oluyor, suya dayanıklı oluyor. Böyle çıkarması gerçekten çok zor oluyor ben. Domates makyajı yapmıştım, onu paylaşacağım. Onu da kullandım bunu. 2 gün gönlerimden çıkmadı yani. Ve hani böyle yağ bazlı temizleyicilerle temizliyorum. Çift fazlı göz temizleyici çıkarıcılarıyla falan temizlemeye çalışıyorum. Asla çıkmıyor. Yani nasıl bir şey kullanıyorlarsa artık içinde. Gerçekten çok dayanıklı oluyor maskaraları. Evet, göz makyajımı bitirdik. Günlük hayata çok uygun bir makyaj oldu. NYX'in şu Jumbo ürünü de bir denemek istiyorum. Aydınlatıcı stick olarak denemek istiyorum bunu. Şöyle aydınlatmak istediğim yerlerin üstüne geçeyim. Çok doğal duruyor kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Şeffaf bir bazı var. O yüzden güzel bütünleşiyor ciltle. Fakat simsiz bir ürün değil. Yani simsiz bir ürün bekliyorsanız bunu sevmezsiniz. İçerisinde az da olsa sim var. Bilginiz olsun. Çok kötü durmuyor ama hani özellikle son zamanlarda zaten birazcık daha simli aydınlatıcılar moda oldu zaten biliyorsunuz. Hani bu sizin için bir dert değilse seversiniz bence. Gayet güzel aydınlatıyor. Kalıcılığına da bakarız gün sonunda. Fakat şurada allığım oynamış gözüküyor birazcık daha. Allığı tazeleyeyim bence. Ya bir de bilmiyorum sizde oluyor mu? Benim yüzüm allık yiyormuş gibi geliyor yani. Hani böyle şey bazen şöyle yorumlar alıyorum. Hani çok fazla allık sürmüyor musun falan diye. Arkadaşlar kalmıyor çünkü yani. 1 saate 2 saate o allığın yarısı gitmiş oluyor bende. En başta birazcık sokuşturmam lazım ki sonra. Sonra zaten o normal bir seviyeye geliyor. Çünkü benim yüzüm gerçekten allığı yiyor arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl mümkün ama. Bunun rengine aşık oldum ya. Bu muhteşem bir şeymiş. Bunu o kadar beğenmedim. Hani şimdiden söylüyorum. İlk izlenim olarak bunu beğenmedim. Çünkü çok oynuyor arkadaşlar. Zannediyorum zaten buraya sürdüğüm için de şurayı komple oynattı. Sonrasında eriyor çünkü. Jel formunda olduğu için ve sabitlenmediği için. Ama bunun yapısı daha mat olduğu için bu daha kalıcı olacakmış gibi geldi bana şimdi. Şunu birazcık daha geçeceğim şimdi. Çok yağlı bir yapısı da yok. Sevdim bunu. Şöyle az sürerseniz benim gibi gayet de doğal duruyor. Dudak makyajına gelelim. Show by Pastel'in 205 numarasını kullanıyorum. Bu benim son zamanlarda en beğendiğim soğuk alt tonlu durak kalemlerinden bir tanesi. Gerçekten muhteşem bir renk. Şöyle özellikle üst kısımları birazcık dıştan taşırarak sürüyorum. Ve şu alt kısmı. Şöyle dağıtıyorum. Birazcık taşırıyorum. Yani orta kısımları taşırarak sürüyorum ama kenarları kendi dudak çizgimi takip ediyorum. Florman'ın Lightweight Lip Powder'larından 006 numarası Precious rengi. Bu benim gerçekten son zamanlarda en beğendiğim formüllerden. Zaten geçen kıştan beri paylaşıyor olmalıyım. Çok kalıcı değiller ama çok kolay bir şekilde tazeleyebiliyorsunuz. O yüzden çok dert etmiyorum açıkçası. Şimdi dudağın arkasına geçeceğim. Dudak pudrası gibi düşünebilirsiniz bunu böyle. Yumuşak, soft mat yapıda ürünler. Hafifçe sürüp dağıttıktan sonra üzerine gloss kesmeyi seviyorum. Bu günlük kullanıma çok uygun bir renk bence. Çok güzel bir aroton yani. Hani bu Kore markalarında rastladığımız arotonlar var ya. Onlara çok benziyor. Nötr skalada kaldığı için de bir sürü alt tonun da seveceğini düşünüyorum. Son olarak Not'un lip glosslarından bu hangi rengi? 03 numarası. Bu da çok severek kullandığım glosslardan bir tanesi. Bu da çok harika bir aroton bence. Evet, makyajımı bitirdik. Yani bence tam günlük makyaj oldu. Günlük olarak zaten buna çok benzeyen makyajlar yapıyorum. Yeni ürünler dışında gösterdiklerim zaten uzun zamandır kullandığım, çok sevdiğim ürünler. Birkaç tane de yeni ürün eklemek istedim hani videoyu farklılaştırmak açısından. Burada denediğim ürünlerden sizin sevdikleriniz var mı? Aşağı yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.